Hoş geldin. Bugün gece lambası yapacağız. Çocuk odasında bir gece lambası olacak. Çocukların odasında bir lamba vardı. Üstüne ledlerden bir gece lambası yapmayı düşünüyorum. Biraz önce söktüğümüz lambamız gelsin. Lambamız geldi. Lambamız normal ipten yapılan lambalardan. İçinde bir tane ampulü var. Bir tane ampul var. Bir tane nazar boncuğu var. Nazar boncuğunu ben eklemiştim. Çocukların nazar değmesin. Normal bir lamba. Dışına şimdi ledler döşeyeceğiz ama aşırı tabii aydınlatmadan hafif böyle gece lambası modunda bir şey olacak. Tabii diğer malzememiz de gelsin. Diğer malzememiz BİM'den aldığımız fosforlu ay ve yıldız. Ay yıldız tabii farklı, Türk bayrağından biraz daha farklı ama o biraz daha Türk bayrağı modunda olacak. Şimdi bunu açalım. Bunları açalım. Önce bunları bir çıkartalım. Çıkartalım. Bunları üstüne yapıştıracağız ve led döşeyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Normalde bunu ben tavana yapıştırmak için almıştım. Çocuklar için almıştım ama böyle bir farklı bir şey olsun dedim. Aynı zamanda gece lambası da olsun. Çünkü gece lambası da yok çocukların. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi hemen bunu bir keselim. Çıkartalım. Önce bir şunu. Çıkartalım. Yıldız, 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 yıldız. Başka bir şey yok. Çöpümüzü kenara atalım. Bunlar fosforlu ay ve yıldızlar. Karanlıkta parlıyorlarmış. Ama biz kendi parlamasına izin vermeden birazcık da yandan yandan ışık vereceğiz. Şimdi ne yapacağız? Ben de tam ne yapacağımı bilmiyorum ama bir hedefim var. Olur değil mi? Şunu şuraya yapıştırsak. Bunu buraya yapıştırsak. Şöyle. Diğerlerini de sağa sola yapıştırsak. Böyle olabilir. Ya da şöyle de olabilir diye düşünüyorum. Ya da altına. Böyle bir sokamız. Önce bir şunu biraz kıralım. Biraz ezelim. Evet. Şurayı biraz ezelim. Esnetelim. Çünkü diğer türlü şey olmadı. Yıldız ayla yıldız birbirine bakmadı. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Sanki böyle olacak gibi. Şöyle bir hizalayalım önce bir. Düzgün bir şekilde. Ya şöyle karşıdan da gözüksün istiyorum. Şöyle yan olduğu zaman tam karşıdan yıldız falan gözükmeyecek. O yüzden olabildiğince şöyle düz yapmaya çalışıyorum. İçine de bir yıldız koyalım. Şöyle. Boncuğunu üstüne yapıştırmayı düşünüyorum. Nazar boncuğunu da üstüne yapıştıralım. Güzel durur herhalde. İnşallah. Şöyle ortasına da yapıştırabiliriz. Olabilir.
Evet. Şu an fosforlu ay yıldızımızı taktık. Şimdi bir de içeriden bir led takalım. Nasıl ledlerimiz var? Çok küçük kare ledlerim var. Kare ledlerim var. Bunlar 2 voltta çalışıyor. Ve aslında bunlara çok ideal. Hiç gözükmez bile. Bir de yuvarlak mavi ledlerim var. Arkada kaldığı için bunda da sıkıntı olmaz. Şimdi kırmızı mı yapsak, mavi mi yapsak? Karar vermek lazım. Şey yapalım. Nazar boncuğuna mavi koyalım. Bunlar 3 voltta çalışıyor. Bunlar 2 voltta çalışıyor. Bir de trafo bulmamız lazım. Daha önceden bozulan ledler vardı. Bunlar spot lambalar. Bunların trafolarını kullanacağım. Ledler bozuk ama trafolar sağlam. Bunların trafosunu da çok küçük diye kullanacağım. Şu iç tarafa sığdırırız bunları. Ondan sonra herhalde sıkıntı olmaz. Kendi gerçi içine de atabilirdim ama sıkıntı yok. Şuraya sokacağım bunu. Buradan enerji vereceğiz. Aşağıya gidecek. Düşme. Şimdi trafolarımız bunlar. Trafomuzu da koyalım. Trafomuz ne? O 12 volttu. Trafomuz 12 volt. Bakalım. 12 volt. Şimdi bunlar 2 volt olduğu için 12 ikiye bölersek 6 tane led'i seri bağlarsak 6 tane led'i seri bağlarsak bunlar maksimum güçlerinde çalışacaktır ve sıkıntı olmayacaktır. 6 tane. Yani 7 tane koyarsak biraz kısık yanar. 5 tane koyarsak biraz voltajını fazla vermiş oluruz. Ömrünü kısaltırız. O yüzden 6 tane seri bağlayacağız. Şöyle 3 6. 6 tane ona yeter mi? Tabii bilmiyorum ama yeter herhalde. Şimdi bir de ev ortasına şey koyduk. Nazar boncuğu. Bu 3 volttu. 3'e bölersek 12'yi 4 tane. Şimdi ledlerimizi bağladık. Ledlerimizi nasıl bağladık? Öncelikle 2 voltluk olanları 6 tanesini seri bağladık. 2 voltluk olanlardan 3 tane bağladık. Seri 6 volt oldu. 3 voltluk olanlardan da 2 tane bağladık. Bir de 6 volt oldu. Burası da 12 volt oldu. Bunlar da seri bağlı ve bu iki seri hat birbirine paralel bağlı. Bunları da birbirine birleştirdik ve gideceğiz. Trafomuza bağlayacağız. 12 voltluk trafo. Şu iki tane mavi olan nereye denk gelecek? Nazar boncuğuna. Şu kırmızılar yıldıza denk gelecek. Şu kırmızılar da aya denk gelecek. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Şimdi ben bunları içten silikonlayacağım. Bunu da yukarı koyacağız.
Bakalım nasıl çıkacak? Bir şeyler ortaya çıkacak mı? Güzel bir şey ortaya çıkacak mı? Çocuklar yoksa bana çok kızarlar. Güzel bir şey ortaya çıksın. Ay. Evet. Evet, devam edeceğim. Ama önce bir mola. Gece lambamızı tamamladık. Gece lambamızda sadece şurada kırmızı led koyacağım demiştim. Onu iptal ettim. Onun dışında yine kırmızı ledlerim 6 tane var. Seri bağladım. 2 voltluklar. Bunlarda 3 voltluk 4 tane mavi led var. Ne oldu? Onları da paralel bağladım. Tek bir çıkışla trafoya bağladım. Şimdi trafoyu da bağlayacağım orada. Odada şimdi bağlantıyı da göstereyim. Karanlıkta da göstereyim. Evet, karanlıkta da çok güzel duruyor. Çocuklar beğendi. Şimdi odalarını da daha çok beğeneceklerine inanıyorum. Çünkü odada da karanlıkta gördükleri zaman daha güzel bir görüntü olacak. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basarsınız. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.